Kaldı son şu ajurlu çantanın kenardaki ajur. Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle sonuna geldiğimizde bir zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Çevirdikten sonra hafif ipimizi çektik. Tığın üstüne doladık. Ve hemen şu zincirin tepesinde batıyoruz. Tekrar çekiyoruz. Kapattık bir zincirle. Bir. Şimdi buradan bir. Üçüncüye batıyoruz. Ve örmede kaydırıyoruz. Tekrar göstereyim. Çektik biraz. Tığın üstüne aldık. Ve son kapatımı zincirin içinde batıyoruz. İlmeğin içinde batıyoruz. Çekiyoruz. Tekrar bir zincirle çektik. Bir tane atlatıyoruz. Ve örmede şöyle ipimizi çekiyoruz. Tekrar çektik. Tığın üstüne doladık. Doladıktan sonra bakın şuradaki bu ilmeği tepesine batıyoruz. Battıktan sonra tabii ki buraya da yani çantanın dibine de batıyoruz. Yavaş yapayım derken elim takıldı. Çektik. Ve bir zincir çekiyoruz. Çektikten sonra bir atlattık. Sadece kaydırıyoruz. Tekrar çektik. Doladık. Hem tepedeki zincir hem alttakini batıp çekiyoruz. Tekrar bir zincir çektik. Bir tane atlatıyoruz ve örmede kapatıyoruz. Böyle bir ajurumuz olacak. Sıra sonuna kadar bitiriyoruz. Ondan sonra dikimi nasıl yapıldığını da göstereceğim. Ben artık bitiriyorum. Sonuna geldim. Ve artık sadece dikmek. Ama dikmeden önce bir de eğer astar kullanacaksanız hemen açık halindeyken astarı kullanmak çok daha kesmek de çok daha mantıklı olur. Şimdi işte böyle iki tarafı da iki parçaları da çantalarımız bitti. Dikiş payı ipimizi keserken dikiş payı da bırakıyorum. Ve çantamız örgüsü bitti. Öyle ikisi de bitti. Şimdi ben astarı kesip ondan sonra bunları dikmeye başlayacağız. Astarımı da kestikten sonra şimdi normalde biz hep ters çeviririz. Öyle dikeriz. Ben dış tarafta bu çantayı dikeceğim. Ördüğümüz iple ilk baştan başından sabitleştiriyorum güzelce. Ondan sonra bakın hani bizim burada kaydırdığımız ilmeklerimiz var ya küçük olanlardan. Onlara denk getiriyoruz ve karşıdaki olana batıyoruz. Şöyle daha iyi görünsün. Çok kasmayın. Buradaki yani diktiğiniz ipi çok kasmayın yoksa o zaman denge bozulur çantanın.
Bunu yaptıktan sonra bir sonrakine batıyoruz. Karşılıklı. Tekrar söylüyorum, çok kasmayın, yoksa çantanın dibi kasılmış olur. Ve böylece çantamızı iki parçaları tamamlıyoruz. Tekrar karşıdakine batarak çantamızı tamamlıyoruz. Ben dikmeyi bitirdim. Şimdi bu ipleri bağladıktan sonra hemen çantayı çevirip ben astar yapacağım dediğim gibi. Şimdi bu ajur, az önceki yaptığımız ajur böyle bir çantanın güzelleştiriyor. Şimdi de sıra sapımızda. Sap için ben 1,5 metre uzunluğunda 27 adet ip kestim. Öncelikle şöyle tam orantılı olmasın, uzunu kısası olsun. Şöyle bir düğüm, güzelce bir düğüm attım. İpleri kontrol ederek. Bunları hepsini kontrol ettikten sonra çantanın şuraya makrome iple yaptığımız çanta iki sap yaptık. Bu çantaya ben tek sap yapmak istiyorum. Ayrıyeten benim burada çanta yerleştirmek için diyoruz ya, çanta yerleştirmek için bir sürü süslerim var. Bunları da yapacağım ama öncelikle şu diktiğimiz yerden bütün ipleri geçireceğim. Ondan sonra saç örgüsü yapacağım. İplerimi taktım çantaya ve ondan sonra ipleri devamlı kontrol ederek, dümdüz olsun böyle parmakla düzleştirerek, şöyle kontrol ederek düz olsun diye sapımı saç örgüsü olarak örmeye devam edeceğim. Böyle bir şey çıkar ortaya. Sapı da bitirdikten sonra örgüsünü yani böyle üçe böldük, ördük saç örgüsü. Bir tanesini ayırdık. Ve tekrar buradan geçirerek